simit, simit. Simitli bir simit. Bana bak, dinle beni. Şişt, ne kadar turne o kadar garanti isteriz, tamam mı? İleri Gezeşaft, Almanya, Berlin, Deutsche Mark. Ne, afedin, ne yaptık ki afedersin desin be? Hadi öperim ben seni, ben de seni öperim. Çüt, çüt, çüt. Güle güle. Helal olsun sana kocacığım, helal olsun be. Çok şüper Almanca konuştun. Ama sonunda bokunu çomakladın. Neden elif edersin çüz çüz? Abelo be, çüz demedim, çüz dedim, çüz. Yani öptüm demek. Sen bayağı kız, bana bak. Senin İngilizcenin yanı Almanca'nın zayıf. Şuraya gidince Almanca'mı kuvvetlendiririm kocacığım. Sahibi, bu iş olacak mı? Abi yes be, bir şimit var ya bu Alman organizatör. Abi vereceğiz biz Berlin'de, Köln'de, Münih'te konser. Sakın bu Alman organizatörde kofti çıkmasın. Bayat bana bak, senin kocan yaş kartıya basmaz. Göndersin Deutsche Mark'ları avans olarak, biz de turneye gideriz. Para peşin, kırmızı peşin tutsun kocacığım, haklısın. Ayrıca takım da kuracak mısın? Ne takımı be? Futbol takımı. Ha? Kalede fırıldak, orta sahada sen. Salak mısın desin be? Sas takımından bahsederim ben. Avans gelsin, kurarız sas takımını be. Sonra tamam. Turneden geldikten sonra da açın üçünmüş parayı. İnşallah. Allah duysun ağzından. İnşallah duyuyorsun. Ama dur be, kıza telefon açayım. Gitmiş mi kontrola bebek için? Ver bakayım. Almıştı bize telefonu. Çak çak çak. Alo. Evet, sabah efendim. Evet. Sağ ol iyiyim. Karafil. Karafil burada tabii. Çağırayım. Sabah yat hanım arıyor. Karafil hanım. Abi. Anacığım, ben de şimdi seni arayacaktım. Nasılsın? Yok durcum. Ay yok bir şey yok. Burada gıdıklıyor bir baba. Anacığım. Güzel evladım, gitti mi kontrola? Yok. Yok yok, şimdi biz gideceğiz. Daha gitmedik. Tamam, oldu. Hoş ben sizi kontrolle doğurmadım ama şimdi modadır. Her gacı gider ayda bir doktora baktırır bebesine. Ha? Hadi yavrum, ihmal etme. Hadi gözlerinden yanaklarından öperim bir tanem benim. Güle güle yavrum. Görümce ne olacak, gacıya da selam söyle bari. Oldu, öperim. Öpe de selam söyle. Tamam. Hadi hadi. Hadi tamam. Bay bay. Çok selam söyleme ne bileyim yani, selam bile dur. Ama büyümüşse dilini de sıcak canım. Çok yüz verirsin arama. Adam sonra selam söyler Zarif abla. Sağ olsun, niye aramış? Doktora gittiniz mi diye soran merak etmiş. Meraklı sabah hayat, merak eder şimdi kız mı doğuracaksın erkek mi diye. Dur bakayım sana. Evet, senin karnın sivridir, erkek olacaksın gibi. Aman be Zarife, erkek kız ne fark eder, yeter ki sağlıklı olsun, başka bir şey istemeyiz. Ben karabeyimi en şükür hastanede doğurtturacağım. Abelo, ben hastanede doğurmam. O zaman evde doğurursun be Karabi. Müstakbel bir baba olarak ben çocuğumun hastanede doğmasını istiyorum. Olmaz kocacığım, bir hastanede doğurma. Niye doğurmazmışsın? Zarife ablacığım, hastanede çocuk hırsızları dolu, orası gece güvenli değil. Karabeyim, amba panik yaptım be. Sen hiç merak etme be, çok güvenli bir yerde doğurtturacağım senin çocuğunu, ikimizin çocuğunu. Bankada doğurtturacağım, kiralık kasaya kilitleyeceğim. Abi yes, şükür bir fikir buldun kocacığım, ben bankada doğururum, tamam, anlaştık. Saçmalama Karabi, öbür gülgül geçer senin. Nerede doğurursan doğur, biz başında nöbet bekleriz. Sağ olasın Zalife ablacığım, şimdi içim rahatladı vallahi. Karabi. Hadi gidelim biz, doktor hastaneye gidiyor. Bana bakın, unutmayın, hastaneden sonra bizim kanalda tuplattı var. Ha tamam, geliriz. Muayene edelim, gelelim kanalda. Dur, bir yakın. Hadi güle güle. Hadi ayağımda. Hadi yavaş. Ya kör müsünüz de çarpıyorsunuz bana? Bizim özür dilerim, siz geri durdunuz için çarptı. Bir şey oldu mu? Ay yok, bir şey falan yok benim. Tamam teyzeciğim. Allah Allah. Hem bir de çarpar hem bir de fırça atar. Hiç be, sanki bir yangından mal kaçırır acı diye. Bana bir bak. Kadın heyecandan anahtarı da düşürdü. Aa iyi ki. Yetiştirelim, gel gel. Verelim ben. Taksi. Abi görüyorum ki siz bu turne işinden yani hiç ders almamışsınız. Abi ders almayın, cebinizde sipari çıkmayacak. Şişt,
Alman 20.000 mark yollayacak, ondan sonra biz turneye çıkacağız. Bu kararı aldığınıza sevindim. Doku var Almanya'da, bir burada suyu mu çıktı? Anadolu turnesi yaparız. Cancağız nasıl isterse hayatım, biz de kadroya kibariyi alırız. Kusura bakmayın, geç kaldık. Rica ederiz Ömerciğim, nasıl geçti? Her şey normal. Çok sıhhatli bir anneymişim, bebeğim de çok sıhhatli doğacakmış. Yavrum karanfilim, hayırlı olsun yavrum. Abi torun evlattan çok sevilirmiş, bakalım seveceğiz mi? Bana bak Şükür çocuk, ne yapacağız be? Ha, vallahi teklifi ben sizlerden bekliyorum yani. E konuştuk ya, müzikal yapacağız. Aman, kabak tadı verdi bu müzikal. Kabara yapalım, kabara. Sen kayınvalidem, kabare demedik. Ömer Bey, abi tercümana lüzum yok. Karım kabara dediyse kabaradır o. Siz ne yaparsanız en iyisini yaparsınız. Yalnız şunu hatırlatırım ki rakip kanallar çok değişik programlar yapıyor. Bu son zamanlarda bayağı ilgi çeken bir program var. O da kamera şakaları. Abeyes, geçenlerde Fulya Kaşar hadi Sugar bir program yapmıştı. Neydi? Gata Show olarak piyasaya çıkmıştı hadi. Abeyes, ben de seyrettim. Fulya Kaşar çok Sugar oynadı ama bizde öyle sanatçı nerede? Sabahat abla kızma ama Zarife en az Fulya Kaşar kadar güzel ve havalı. Yanında Pezzo'su da vardı. Abi o rolü de Şükar çocuk yapar. Ne hangi rolü? O şey... Ayıp oluyor ama Emin abi, yani bu hafta kavgada söylenmez insana ya. Ya benim şeye benzer bir halim mi var? Ama yapma. Kendiniz taşındınız yavrum. Madem ki Zarife Fulya Kaşar kadar havalı, o zaman kendini satışa çıkarsın bakayım. Bakarım kıskançlıkta kudurursun. Hevesliysen Bay Doros pazarlasın seni. Sen, Oktay rica ederim, müdahale etsene. Ya niye müdahale edeyim ya? Saçmalama Allah aşkına. Lütfen sen sataşma ver burada, haklı Zarife. Bana bak Şükür çocuk, haddini bil. Öyle dayılamada çok bozulur be. Ama Sayın Kaybaba, aile haysiyetiyle laf söyleyesizsiniz be. Hangi haysiyet ulan? Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü şimdi. Uş! Şimdi alır bayağı rahatsızlar, kimse kurtaramaz seni. Asıl seni kim kurtaracak bakayım şimdi? Kim kurtaracak? Olmaz, ne çıkarsa bahtına. Neden yaparsın bakayım sen bu besleyi? Kız bana bak, yarışmaya katılacağım. Ne yarışmasıymış bu? Cümbüş Vizyon Beste yarışması. Hiç duymadım. Cümbüş Vizyon diye bir yarışma var mı? Yok ama olacak. Ben Sugar çocuğa yarışma teklifi yapacağım. Ortaya da Spali ödülü koydurtacağım. Ama ne bok yersen ye be. Ben gideceğim kuaföre, saçlarımı yaptıracağım. Şşş, dur git kız. Bana bak Sevayet, gitme be. Sen benim ilan perimsin. Sen bana böyle güzel Sugar baktın mı? Benim içime ilhamlar geliyor. Şşş, bak bakayım kocacığına. Afiyet baygın mı? Bakayım o zaman. Tatlı tatlı. Ben de şimdi yaparım bir güzel beste senin o bakışından. Bak şimdi. Olmaz böyle şey. Sen haklıymışsın be Karanfil. Ne oldu Zarife ablacığım? Yine hastanede bebek çalınmış, annesi şok geçirmiş. Ulan ne adi insanlar var be. İnsan bir bebeği anasından nasıl ayırır? Allah. Neyse konuşturmayın beni abi. Valla isterseniz alay edin, ben bebeğimi bankada doğuracağım. İşte o kadar. Salaklıkta aynı alana çekmişim be Karanfil. Bebeği bankaya vadeli yatır, faizli olarak da bir bebek daha alırsın. Zarifeciğim, isterseniz Karanfil'le dalga geçip moralini bozma. Ver bakayım. Ver bakayım. Abi Nur. Ne oldu cicim? Karanfil. Evet. Bu bizim muayeneye gittiğimiz hastane değil mi? Evet. Bak. Yoksa? Senin düşündüğünü ben de düşünmeye başladım. Karanfil.
Ya kör müsünüz de çarpıyorsunuz bana? Benim özür dilerim, siz geri 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 durun için çarpıyorsunuz. Bir şey oldu mu? Ha yok, bir şey falan yok benim. Tamam teyzeciğim. Ne oldu be çocuklar, ikiniz birden böyle dalarsınız? Zarife, hani filmlerde derler ya, floş bak mıdır, flashback midir? Hani geriye dönüş oldu, bir şeyler hatırladık be. Evet, hastane sahnesini canlandırdık kafamızda Zarife abla. Bana anlatmayacak mısınız de hangi sahnede oldu be? Şimdi bak Zarife, karabinden de hatırla. İnsan böyle muayene olduk, hastaneden çıkıyorduk. Bir gazi böyle koştura koştura kucağında bebekle bizi çarptı, heyecanla bastı gitti. Heyecanlıydı kadın, çok heyecanlıydı. Tamam, kimsenin günahını almayın be çocuklar. Haklısın be Zarife abla. Dua edelim de kadıncağız kavuşsun şu bebeciğine. İnşallah. Yine bir bebek çalınmış Oktay. Bunun suçlu aramızda programına konu yapmalıyız işte. Ulan nasıl böyle bir şey olabilir, hayret ediyorum ya. Evet. Yani bu hemen harekete geçelim o zaman. Geçmemiz lazım tabii. Yani bu bir canavarlık be. Vallahi canavarlık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim vatandaşlık görevimiz esasında. Evet. Hemen mutlaka bunun üzerine gitmeliyiz. Bak şimdi o zaman ben, bak bu beyi çalınan anne beni bekliyor şu anda eşiyle birlikte. Şimdi ben onların yanına gidiyorum. Aferin tamam hocam. Sen hemen git, ben de anonsları hazırlayayım. Hadi o zaman hadi. Tamam, hadi. Tamam. Tamam. Şimdi bana bak, al eline şeyini, kalemini. Vereceğim şimdi sana adres. Yaz. Emin Gırnata. Cümbüş Sokak. Numara 27, İstanbul, Türkiye. He. Hadi ben de seni öptüm. Afiyetlesin, afiyetlesin, afiyetlesin. Hadi çüz, çüz, çüz. Hadi güle güle, keferi. Şimdi bana bak, sana müjde. 21 Mart geliyor Almanya'dan. Aa bak kocacığım, yaşadık. Hadi kalkasın. Eve gidip kızla damada müjde verelim. Hadi yürü. Hadi yavrum, teşekkür ederim. Hadi iyi kalın. Ne ettiniz de geldiniz Sabahatçım? Ama Zarifeciğim, biz de sizi çok özledik hayatım. Epeydir görüşmüyorduk. Ayrıca kocamın size sürprizi, müjdesi var. Abi sürpriz müjde şudur. Eşimit avans olarak 21 mak gönderecekmiş. Hay Allah, miş demiş. Hep mişli geçmiş zaman be kayınbaba. Bu sipari bizim elimize geçmediği sürece ben bu turne işine inanmayacağım vallahi billahi. Tamam be kocacığım, sen sinirlenme. Taşıdık da kolumuz bu yoruluyor. Sipari gelmezse biz de gitmeyiz. Aa, az kalsın unutuyordum. Suçlar aramızda program başlayacak. Ben televizyonu açayım. Sevgili seyirciler, bebek hırsızlığı büyük bir hızla devam ediyor. Biliyorsunuz bugüne kadar sizlerin karşısına hep suçlu kişileri, hırsızları getirmiştik. Ancak maalesef bu korkunç, bu adi, bu aşağılık hırsızlığı yapanları henüz karşınıza getiremiyoruz. Ancak bebekleri çalınan bir karı kocayla röportaj yapmak üzere arkadaşımız Nurten şu anda onların yanında. Şimdi onlara bağlanalım ve bu röportajı sizlere yayınlayalım. Evet sevgili izleyiciler, şimdi şu anda bebeği çalınan anne Elif ve eşi Osman'la birlikteyiz. Evet Elif Hanım, çektiğiniz acıları biliyoruz ve aynısını yaklaşık biz de yaşadık, bunu söyleyebiliriz, inanın bize. Olayları bir de ağzınızdan dinleyebilirim. Hemşire süt vermek için bebeğimi getirmişti. Yavrumu emzirirken o odaya girdi. Bize uzun uzun baktı. Sonra yanlış odaya girdiğini söyledi. Sözün ettiğiniz kadını daha önce görmüş müydünüz? Hayır, ilk defa gördüm. Bana kızının doğum yaptığını ama odasını bulamadığını söyledi. Sonra çıktı. Yani nasıl biriydi peki? Orta yaşın üstünde, zayıf, sıska, çok zayıf, kuru bir şeydi. Karabi, baksana bunlar aynı bizim dünkü kadın tarif eder bunlar be. Karabi! Ay sanki senin çarpıştığın kadını anlatır be. O be işte. Ay susun be çocuklar, susun da dinleyelim. Kadın çıktıktan sonra bebeğim koynumda uyumuştu. Uyandığımda bebek yoktu yanımda. Karın bebeği hemşirenin aldığını sanıp çağırıyor. Hemşire bebeği almadığını söyleyince hastaneye kalktı. Ama bebeğim bulunamadı. Niye tertibat almıyorlar canım? Benim gibi daha kaç annenin canı yanacak? Başka çocuğunuz var mı? Hayır, ilk çocuğumuz. Evladımın yüzünü iki kere görebildim. Karımla ben bu acının altından kalkamayız. O vicdansız yalnız bebeğimizi değil, ikimizin de canını aldı. Bebeğimi istiyorum. Bana getirsinler, davacı olmayacağım. Bir gece kondumuz var. Tapusuyla veririm.
Buradan yalvarıyoruz. Bebeğimizi geri getir. Ne olur yavrumu bulun. Yavrumu getirin bana. Evet sevgili izleyiciler, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Acılarla dolu bir ananın ve bir babanın yakarışlarını izlediniz. Bu kadını, bu meçhul kadını bilenlerin, duyanların, görenlerin lütfen bizim kanala müracaat etmesini istiyoruz. Ah be, kısmet ayağıma geldi, kaçırdık be. Abi damat ne kısmeti dersin be? Hırsız kısmeti. Bebek hırsızını elimizden kaçırdık be kayınbaba. Abi dur, elimizden kaçırmadık bebeği. Kaçırmadınızsa hırsız kaçı nerededir be? Taksinin içindeydiniz Arif abla. Aman be kızım, koskoca İstanbul'da kaç bin tane taksi var. Hangisinin içindeydi? Bir dakika dur, hatırlayacak gibi oluyorum. Plakası 34 TK 231. 34 TK 231 plakalı. Evet, o taksiydi aracım işte. Geciler kardeşim. Sağ ol abi, taksi mi lazım? Yok kardeş, taksi lazım değil. Biz senin plakanı trafik şubesine çıkartıp adresini bulduk senin. Plakanı bir kere de okudum, hiç aklımda çıkarmadım abi. Ya kimseye çarpıp kaçmadım. Trafik suçu da işlemedim. Kardeşim sen trafik suçu işlemedin, tamam. Sen suç işleyen gacıyı bir yere götürdün, ondan bahsedin. Gacı mı? Yani kadın der kocam, kadın. Hastanenin önündeki bebekli gacıyı, yani kadını sen götürmedin mi? Ablacığım götürmesine götürdüm ama kadın cazgırlık yapıyor, cadaloz bir kadın. Paraya yanlış yapıyor, vermiyor. Boşladım gitti. Peki kardeşim nereye gitti? Cihangir'de bir yere bıraktım. Girdi bir eve ama hangi eve girdi, nereden bileyim ben kardeşim? Cihangir'de. İyi tamam, sağ ol kardeşim, bu bize yeter, sağ ol. Hadi güle güle. Abi bok yeter be. Koskoca Cihangir'de nasıl buluruz kocayı? Siz bulamazsınız ama biz buluruz o karıyı. Sayın kayınbabacığım. Karanfilimle beni o lanet gacının suratını gördük. Tanırız. Abi vallahi onun yüzünü hiç unutamam be. Ama be kızım da ne suratlı dersin. Demek biraz Zarife'ye benzer ha. Taşınırsın geri. Geçen gün yediği dayak yetmedi galiba. Ay, ama güldürme kız beni. Kim kimden dayak yedi bakayım söyle. Sen de bir dayak yedin. Ya lan. Tamam lütfen keser misin Sabahattin? Lütfen ya yapmayın, kimse kimseyi dövmedi. Tamam 0-0 berabere kaldı. Yahu boks maçımı tartışıyoruz, çocuk hırsızını mı? Ya haklısın be Sarı Gacı. O karı kocanın durumu vallahi yüreğime dokunur be. Allah düşmanımın başına vermesin böyle şey. Abi Sabahattin, sana ben de kızarım baba. Hassas kalbini her zaman takdir ederim. O senin kendi hassaslığın, hayatım, ruhi revanım. Oh yaşasın. Özelen Barış nihayet geldi. O çocuk hırsızını bulunca da Baryam gelecek. Merak etmeyin. Hadi kalkalım. Size mutlu haberi vereceğimize inanıyoruz. Bir yandan biz, bir yandan da polis hırsızların peşindeyiz. Allah sizden razı olsun. Bebeğimin kokusu burnumda tütüyor. Bak kızım, Allah'tan ümit kesilmez be. İbicimiz sizin için dua ederiz. Siz hiç merak etmeyin. Benim kızımla damadım düştü o çocuk hırsızının peşine. Ellerinden kurtulabilirse aşk olsun. Ne defal baktım sizin için. Hemen bebeğinizi bulacaksınız. Aman Zarife, aman. Bak fal mal deme. Bugünlerde falcı medeni kim varsa götürüyorlar. Hop, orada dur bakalım Sarıkacı. Benim kavga arkadaşım o senin dediğin falcı var gibi sahtekar değildir. Teşekkür ederim Sabahatçı. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Aman Allah nazardan saklasın vallahi. Bu ülkede insanlık ölmemiş. Bize para yardımı yaptılar. Ama biz kabul etmedik. Gece kondumuzda bebeğimizi bulana vereceğiz. Bu konuda anons yaptık. Başka ödüller de vaat ettik. Ama bebeğinizi bulanların hiçbir şekilde para düşünmediklerini sizlere söyleyebilirim. Sadece insanlık görevi. Sadece. Karanfil be. Sanki yer yarıldı. Kadın yerin içine girdi, kayboldu gitti. Aman haklısın be, ne olurdu şöyle önümüze birden çıkıvereydin. Pat diye burnumuzun ucunda görüveseydik lan. Aman iyi! Ne? İşte o kancı. Alo, nerede kaldınız? Çocuk 3 gündür bende. Hem sipariş veriyorsunuz, hem gelmiyorsunuz. Ne? Vaz mı geçtiniz? Allah belanızı versin. Çocuğu isteyen çok. Düşünecek misiniz? Akşama kadar düşünün. Gelmezseniz çocuğu başkasına vereceğim.
Çocuklar, çok şık kıyafetler aldım, beni kimse tanıyamayacak. Yani sizler bile tanıyamayacak. Tamam, Zarifeciğim bak ben şimdi ne diyeceğim size. Kadının evine gideceksiniz, tamam mı? Ondan sonra çocuğu almaya geldik diyeceksiniz. Ya bak fazla uçuyorsunuz kardeşim. Niye? Ya bu kadın birisiyle anlaşmış. Ya bizi tanımaz mı ya? Yalandan kim ölmüş be Şugar çocuk? Gacıya baksana akşama kadar millet vermiş be. Bizi onlar güldürür diyeceksiniz, tamam mı? Ben hemen hazırlanırım. Yalnız Şugar çocuk... Beni sıkı tut, ben o gacıyı parçalarım. Ama Zarifeciğim bir parçasını da bana ayır. O kadının cezasını kanun verecek, kanun. Haydi fazla tıraş yapmayın. Şimdi bir an önce siz hazırlanın, giyinip kucağını da naşlayalım. Hadi, tamam, hadi, hadi. Hadi. Merhaba. Merhaba Barat. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Bizi onlar gönderdiler. Hani bebek siparişi vermişlerdi ya. Ha, anladım. Girin için. Böyle geçin. İşte bebek. Hem sıhhatli hem güzel. Böylesini bulamazsınız. Ay, çok heyecanlıyım. Uyuyor yavrum, bak biliyor musun? Getirdiniz mi? Neyi? 100 milyonu. Ah! Bunlar da kim? Biz dayakçı ekibiz ana! Ne oluyorsun? Dur bakayım! Dur bakayım! Burada var sen! Sen var ya sen! Efendim bebeğinizi büyük bir sevinçle ve sağ salim size teslim ederiz. Buyurun. Sağ olun. Tuttuğunuz altın olsun. Size dünyayı bağışladınız. Benim de sözüm söz. Gece kondumu size veriyorum. Olmaz canım kardeşim. Biz insaniyetlik namına yaptık bu işi. Gece kondu falan istemeyiz. Sağ ol. Abi bir evladın bedeli nedir ki be? Gece kondu ile bile ödenmez. Biz razıyız sevabını. Bizim için para göz derler. Ama biz kimse bilmez üreceğimizin içini. Sabahatçım böyle hassas konuşma. İstedim ağlayacağım. Aman Zerife siz de yani bir ailemsiniz vallahi. Ya kavga ediyorsunuz ya ağlıyorsunuz. Ay, gerçekten öyle. Şu günü adam gibi kutlamayı hiç düşünmüyorsunuz. Olmaz ama şimdi misafirlere yani mahcup mu olacağız? Haydi kalkın haydi up.